Asrın felaketinin ardından Düzce valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla il genelinde 5 fabrikada depremzedelere yuva olması, iş yeri olması için konteyner üretimi çalışmaları başladı. Kısa süre içinde seri üretime geçen ve günlük 150 adet üretimi yapılan konteynerler AFAD'ın yönlendirmeleriyle belirlenen yerlere gönderiliyor. Düzce valisi Cevdet Atay ile AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer, Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimi yapılan merkezde incelemelerde bulundu. Vali Cevdet Atay yapılan konteynerlerle ilgili olarak bilgiler verdi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in seçim gezileri kapsamında bir araya geldiği Akçakoca Akkaya Köyü Muhtarı Refah Koçan söylemleri 14 Mayıs seçimlerinin gerek Düzce gerekse de Türkiye için nedenli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçimlere Kurtuluş Savaşı gibi baktıklarını anlatan Akçakoca Akkaya Köyü Muhtarı Refah Koçak, bu seçim gerçekten soğan patates seçimi değil. Biz Kurtuluş Savaşı gibi bakıyoruz. Bu seçim terör destekçilerine karşı Kurtuluş Savaşı. Güzel olan bir şeyi daha güzel olması için muhalefet yapılması gerekmez mi diyerek Keşir'e dert yandı. İnsanlar bizi kovuyorlar. Biz burada var olma savaşı olduğunu düşünüyoruz. Meslek içinde samimiyette ve bu çizgide devam edelim zihniyetimiz var. Zaten bu değerlerimiz, bizim ezanımız, bayrağımız, vatanımız olmazsa ekonominin de hiçbir önemi olmazsa başka Türkiye yok ki. Başka Türkiye yoksa düşünenlerin yanında olacak. İnşallah. İnşallah. Uçacak seviyedeyim. IMF'ye son taksidimizi ödediğimiz ay kitap 10 yıl önce bugündür. Mart ayıdır. 2013'ün Mart'ıdır. IMF'ye son taksidimizi ödedik. Praga'dan kurtuluyoruz. Biz olayları başladı. Hatırlayın bunu. Peşin 17-25 Aralık başladı. Peşin 15 Temmuz başladı. Ben 15 Temmuz'da mecliste olan bir milletvekiliyim. O gece mecliste atılan iki bombanın altında olan bir milletvekiliyim. Sizden aldığım emanete sahip çıkmak adına meclise ilk giden milletvekillerindenim. O süreçlerde deviremedikleri, gönderemedikleri Tayyip Erdoğan'a göndermeye dışında başka gayesi olan bir seçim değil. Ama bu ülkenin boynu dik dursun diye uğraşan, hani diklenmeden dik duran liderimiz var. Muhtarımın dediği gibi 100 metre yolun, 100 metre efendim ya da 1 kilometre su şebekesinin konuşacağımız seçim değil bu. Ya da soğan patatesi konuşacağımız seçim. Bu iki kişi, iki taraftan hangisi kazanacak? Hangisi mutlu olacak bu seçim sonrası? Buna karar vereceğimiz bir seçim. AK Parti Düzce Milletvekili adayı Ercan Öztürk Çay Mahallesi'nde davul zurnayla karşılandı. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren her seçim döneminde AK Parti'ye gönül veren mahalle sakinleri Düzce'nin öz evladını bağrına bastı. Milletvekili adayı Ercan Öztürk 14 Mayıs seçim çalışmalarını doğup büyüdüğü, havasını soluduğu, suyunu içtiği, sofralarına misafir olduğu, birlikte ağlayıp birlikte güldüğü Düzceli hemşehrileriyle el ele gönül gönüle sürdürüyor. Düzce'nin evladı sloganları ve alkışlar eşliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Öztürk, bu akşam Çay Mahallemiz özelinde bir kez daha gördük ki Düzce AK Parti diyor. Çalınan bu davullar 14 Mayıs'ta AK Parti'nin zaferinin bir nişanesidir dedi. Nisan ayının başlarında ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle zorunlu kış lastiği uygulaması sona ermişti. Fakat kar yağışı sebebiyle sürücüler araçlarına yaz lastiğini taktırmakta gecikmeler yaşandı. Havaların ısınması ile birlikte otolastikçilerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Düzce'de vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için otolastikçilerine akın etti. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken Düzce Sanayi Sitesi'nde lastikçilerin yoğun mesaisi başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için otolastikçilerine akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibariyle bittiğini, fakat Nisan başında kar yağışı sebebiyle yoğunluğun yeni yeni başladığını vurgulayan otolastik ustası Ümit Sel şöyle konuştu. Araçlarda en az motor şanzıman kadar, ki daha önemli olduğunu düşünüyorum, önemli bir şey var, lastikler. Lastiklerimiz malum kışlık, yazın yazlık kullanmak durumundayız. Neden derseniz, bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Vatandaşa bazen geliyor, diyor ki ya işte kış lastiğim var, yaz lastiği almak istemiyorum. Yaza bunlarla girsem, yazın bunları kullansam sorun olur mu? Olur diyoruz, direkt olur. Olmaz, kabul olmaz. Kış lastiğiyle yazı geçiremezsiniz. Çok riskli, çok tehlikeli. Neden derseniz, kış lastikleri yapısı gereği, hamuru ham maddesi gereği çok farklı özelliklere sahip. Yaz lastiğinin yaptığı görevi yazın yapamıyor. Kışın evet kış lastiği kullanacağız ama yazın girerken, yaza girerken yaz lastiği kullanmak durumundayız. Kullanmazsak ne olur? Ne gibi aksilikler oluşabilir?
Birincisi çok fazla ses yapacak aracınız, uğultu, gürültü yapacak. İkincisi vibrasyon çok fazla olacak, balans titremesi yapabilecek. Çünkü titreşimli daha fazladır. Kış lastiğine, yaz lastiğine göre titreşim olayı daha fazladır. Üçüncüsü fren mesafesi uzayacak. Yani yapılan testlerde, daha önce yapılan testlerde fren mesafesinin yaz lastiğine göre kış lastiğinde 2 metre, 3 metre daha fazla uzadığı görülüyor. Ki 3 metre çok önemli bir mesafe fren için. Hayat kurtarır diyelim. O yüzden dediğim gibi tavsiyemiz kesinlikle yaz lastiğine geçiş yapılmasıyla alakalı. Yoğunluk var. Bu sene biraz geç başlayabildik sezona. Malum Nisan'ın başında kar yağdı. Biraz gecikme yaşandı o yüzden dolayı. Biraz şu an yoğun. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar araçlarıyla güzergahlarda trafik oluşturmaya başladı. Oluşan trafik sonrasında trafik kazalarında artış meydana geldi. Düzce'de son 3 günde şehir merkezinde 21 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazaların büyük bir kısmı maddi hasarıyla atlatılırken bazı kazalar ise yaralanmalara sebep oldu. Bu çerçevede 21 ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Çay Mahallesi'nde sahibinden kaçtığı iddia edilen at trafikte görüntülendi. Daha önce de benzeri bir atın sahibinden kaçarak kilometrelerce yol gittiği ve daha sonra bir yerde sahibinin gelmesini bekleyen at olayından sonra yeni bir at vakası daha yaşandı. Çay Mahallesi'nden Darıcı Mahallesi'ne, Azmi Milli Mahallesi'nden Dereli Tütüncü Mahallesi'ne kadar birçok yeri dolaşan at belli bir süre sonra kervan kavşağında dinlenmeye başladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen at daha sonra araca alınarak hayvan barınağına götürüldü. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü Düzce D100 karayolu üzerinde durdurdu. Otobüste yolcu olan iki şüphelinin valizinde yapılan aramada 25 kilo, 248 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen, Düzce Belediyesi ile Cumayeri Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 1. Ayak Milli Takım Dünya Kupası seçmeleri Cumayeri 9 Değirmen Köyü Melençay'ında yapıldı. Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 1. Ayak Milli Takım Dünya Kupası seçmelerinde sporcular ilk gün RX, RX, H2H kategorilerinde kürek çekerek derece elde etmek için mücadele verdi. İkinci gün müsabakalarında kadın ve erkek sporcularda 4 kategoride slalom ve iniş etap yarışları gerçekleştirildi. Organizasyonda Düzce'yi temsil eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi rafting takımı şampiyon oldu. Aynı zamanda Düzceli sporcular Kaan Keskin, Samet Taşkan, Nihat Taşkan, Ozan Onur Şahin ve Yasin Aydın milli takıma seçilerek ülkemizi İtalya'da düzenlenecek olan rafting şampiyonasında temsil edecek. İstanbul Üniversitesi hala ters kapıda mücadelesini sürdürüyor ve şimdi onlardan üst kapılara doğru devam ediyorlar. Üst kapılara. Burada mücadele sürerken ters kapısında İstanbul takımı Şile Deniz Sporları Kulübü takımı 111 numaralı formasıyla yanında Ordu Gençlik Spor Kulübü 79 numaralı formasıyla Spor Kulübü takımlarımızın önünde hizalandılar. Birazdan sonra Ordu Spor Kulübü takımı şu anda biz kapılara doğru ilerliyor hızlı bir şekilde. Ve ters kapıda mücadelesi süren Bingöl Genç Yat Hastaneleri 117 numaralı formasıyla mücadele. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Mahalle Ligi etkinliği 14-17 yaş arası Fatih, Nusrettin, Fevzi Çakmak, Şıralık, Azmi Milli, Uzun Mustafa, Koçyazı, Yeni Mahalle, Esentepe ve Güzelbahçe mahallelerinden oluşan 140 sporcunun katıldığı Mahalle Ligi 3x3 basketbol, 3x3 badminton ve 3x3 voleybol müsabakalarıyla tamamlandı. Dereceye giren takım ve sporcuların ödülleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından takdim edildi. Atışlar oyundayız.
Sen dördüncü mü oldun? Evet. Eyvallah. Seni de tebrik ediyoruz. Şöyle kur atalım. Bizi geliyorsun. Kaşa gidiyorsun. Ben gelirim. Adım Nide ve soyadım Konca. Fatih Ortaokulu'ndan geliyorum. Buraya mahallemize temsil amaçlı geldim. Fatih Ortaokulu'nda badminton oynuyorum. Ben Utku Şerife, badminton oynuyorum. Güzel gidiyor, eğlenceli. Böyle. Merhaba, ben Zeynep Doğ. 10. Üniversite öğrencisi. 10. Soma Mahallesi'nden geldim. Badminton müsabakası çok güzel geçti. Adım Emin Çorul, Fatih Ortaokulu'ndan geliyorum. Badminton müsabakalarına katıldım. Mahallemizi temsilen buraya geldim. Eğlenceli geçiyor. Merhaba, ben değilim. Murat Oğlu Badminton müsabakasına geldim. Güzel geçiyor. Merhaba, adım Ayşenur Ertuğra. Şanlı Mahallesi'nden katılıyorum. Badminton müsabakalarına katıldım. Keyifli ve güzel geçiyor. U18 Kadın Basketbol Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı. Şampiyonada Düzce'yi temsil eden Düzce Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu kızlar ilk çıktıkları maçta Bellona Kayseri ile karşı karşıya geldi. Hedefinde şampiyonluk olan Düzce Atletik sporcuları şampiyonaya galibiyetle başlayarak rakibini 80-67 yendi. Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengiloğlu, "Hedefimiz şampiyon olmak. Turnuvaya galibiyetle başlamamızda büyük bir moral oldu. Kızlarımıza sonuna kadar güveniyoruz ve inanıyoruz. Başaracaklarını biliyoruz." diye konuştu. D100 Karayolu Yumurkaya mevkiinde dün meydana gelen kazada İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki 54B5834 plakalı hafif ticari araç ile D100 Karayolu'nda karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki 14ABR917 plakalı otomobil çarpışmış. Kazada ağır yaralanan Mehmet Özbey'in eşi Mualla Özbey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özbey'in cenazesi Beş Kavaklar Mahallesi Yeni Camii'nde kılınan ikindi namazına mütakiben, kılınan cenaze namazının ardından Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda sevenleri katıldı. Mütealik hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal. Allah cümlenizden razı olsun. Mevlan şahitliğini... Hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
Merhumenin ruhi için Allah rızası için El-Fatiha. İddiaya göre Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Bölümünde görevli doktor Muhammed Furkan Erdem ile çocuğunu acile getiren bir kişi arasında damar yolu açılmadığı iddiasıyla tartışma çıktı. Çocuğunun kolunun şiştiğini gerekçe göstererek acili basan öfkeli şahıs doktora saldırmaya başladı. Saldırıda dişi kırılan doktor darp edildi. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri şahsı polis ekiplerine teslim etti. Saldırgan gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Tahit oluyoruz. Bunu bütün dünyaya yaymak için çekiyoruz. Bir doktorun yine şiddete mağdur olduğunu görüyoruz. Yok mu? Furkan Bey'in şeyin herhalde ya. O kanıyordu. O mu kanıyordu? Anne bu kayı alsın. Bir kardeşsizlik oldu be. Olay gece saatlerinde Aktaş Mahallesi, Taşancılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs cadde üzerinde alkol komasına girdi. Alkolün etkisiyle ayakta duramaz hale gelen şahıs kendisini kaldırıma bıraktı. Uzun süre hareketsiz şekilde kaldırımda yatan ve bağırarak çevreye rahatsızlık veren şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gözetiminde sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Alkollü şahıs yardım edilmesini kabul etmedi. Kaldırımın üzerinde hareketsiz şekilde yatmaya devam eden şahıs daha sonra gözden kayboldu. Yerde al. Sen değil mi? İsmin Erol değil mi senin? Değil. Yine tutuş yanına.